Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyenler, bir tarih programında da sizlerle beraberiz. Malumunuz, sohbetlerimizde, tarih programlarımızda kâh bir zatı baz alarak konuşuyorduk. Kâh bir mabedi, bir mahalli, alanı, bir şehri zatında konuşuyorduk sizlerle beraber. Tabii bu zatları ehemmiyetle bu şekilde ele almamızın asıl sebebi de bu zatlar geçmişten günümüze bugünü bizlere hediye bırakan zatlardı. Hakikaten çok önemli. Çünkü bugün bir Kanuni Sultan Süleyman Han dediğimiz zaman bu zatın ömrü boyunca yaptığı seferler bazında bize bırakmış olduğu miras bazında bizim için hakikaten çok değerli. O zatlar İlahi Kelimetullah, Allah kelimesini dünyaya yaymak üzere koşturdular. Bu şekilde nefeslerini, kanlarını, canlarını bu yolda feda ettiler. En azından bu sohbetlerle kendilerini hayırla yad etme noktasında onlara bir şükran vesilesi bu sohbetlerimizi yapmış oluyoruz. Tabii bir yandan da bu zatları anlayabilmek çok önemli. Çünkü içlerinde bulunmuş olduğu devir bağlamında düşünün ki yani o zorluklarla beraber atlarla, kılıçlarla, dişe diş şekilde yapılan savaşlarla bu zatlar nice önemli hayrata, nice önemli hadiselere imza atmış bulunuyorlar. Tabii bu zatların şahsiyetleri nazarıyla bakıldığı zaman aslında çok genç olduklarını da görüyoruz. Günümüzde bir çocuğu belki şehirler arası yolculuğa dahi çıkartamayacağımız, o noktada güvenemeyeceğimiz yaşlarda bu zatlar ülkeler arası gidip gelip savaşlarda, cenklerde hünerlerini sergiliyorlardı. Allah rızası için oralarda cenk ediyorlardı. Hatırlayın, Sultan Ahmet Han Hazretleri 14 yaşında tahta çıkmıştı. 14 yaşında bir çocuk diyebileceğiniz zat bütün bir devlet yükünü omuzlarına alabiliyor. Bu şekilde kendisini yetiştirmiş oluyordu. Hatta daha öncesi de var, 11 yaşında Haçova Savaşı'na katılmak suretiyle savaşta da hünerlerini sergilemiş oluyordu. İşte bugünkü mahalli içtihadımız ile Devlet-i Aliye'nin yani Devlet-i Ali Osmaniye'nin en önemli şahsiyetlerinden olan hatta kurucu babası olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi Hazretleri'dir. Ertuğrul Gazi öyle bir zat ki ilmiyle, irfanıyla, ahlakıyla, kendi devrinde yaşayanların aktarmasıyla beraber Hristiyanların da tabiri caizse kendisine aşık olduğu, çok sevdiği zatlardan bir tanesiydi. O her zaman alimlere hürmetkardı. O her zaman evladı iyalini din-i mübini İslam hamuruyla yoğurmuş bir zat idi. İşte bu bağlamda hakikaten çok önemli bir zat olması hasebiyle bugünkü konumuz bizatihi Ertuğrul Gazi Hazretleri. 1198 yılında dünyaya geliyor. Dünyaya geldiği yerle alakalı birçok farklı görüş söz konusudur. Bazı görüşlere göre Halep civarında doğduğu düşünülüyor. Bazı görüşlere göre Ahlat yakınlarında dünyaya geldiği, bazı görüşlere göre ondan daha da önce Maveraü'n-Nehir. Bugünkü bir grup Özbekistan tarafları yani o topraklarda dünyaya geldiği de rivayet ediliyor. Babası, Ertuğrul Gazi'nin babası Gündüzalp veya Süleyman Şah olduğu ile alakalı bir takım rivayetler söz konusudur. Özellikle tarihçi Ahmedi gibi ilk dönem tarihçilerimizden yani kendisinden 150 yıl sonra yazılmış olması hasebiyle ama yine yakın dönem yani. Onların yazmasıyla beraber ana kaynaklarımızda rivayet edildiğine göre Ahmedi ve bir takım tarihçilerin nezdinde kendisinin babası Gündüzalp olarak geçiyor. Fakat bir diğer tarihçilere baktığımızda ki bunların en önemlileri Aşık Paşazade'dir. Onun yazmış olduğu tarihte ise Süleyman Şah olarak rivayet ediyor. Bunun sebebi bazı tarihçiler noktasında iki noktada inceleniyor. Bazıları diyor Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın Anadolu aslında Türkiye Selçuklularının kurucusuyla karıştırılıyor. Çünkü babası o coğrafyada vefat etmişti. O dönemde o coğrafyada vefat etmeleri hasebiyle karıştırılıyor ismi. Bu şekilde bir rivayet söz konusu olmakla beraber bazılarının rivayetine göre ise aslında iki ismi birden vardı. Yani hem Gündüzalp bir Türk ismi olarak kendisi bunu benimsemiş, kendi ismi olarak dediğimiz gibi ön plana çıkıyor. Bir de bir İslami isim bağlamında müsemma olmuş, Süleyman ismini de almıştı. Bu tabii dediğimiz gibi doğal olarak karşımıza çıkıyor ki Sultan Alparslan'ın da bir isminin Muhammed olduğu. Satuk Burahan Hazretleri'nin Karahanlı hükümdardır ilk Müslüman olan. Onun da Abdülkerim ismini almakla beraber örneklerini görebiliyoruz. Yani tarihimizde hem kendi isimlerini devam ettirirken Müslüman olduktan sonra da bir Türk ismi alarak her ikisinde de yani hem Türk olduğunu ifade ediyor bu şekilde hem de İslam'da müşerref olduğunu ispat etmiş oluyor. Yani babasının ismi rivayetli fakat son günlerde yapılan bir buluş vesilesiyle bir sikke bulunmuş oluyor. Bir para basılmış. Orhan Gazi dönemine tarihli bir para. Bunun ön yüzünde Osman bin Ertuğrul Eyyedehullah ifadesini görüyoruz. Arka yüzünde ise Osman bin Ertuğrul bin Gündüzalp yazısını görüyoruz. Bizatihi dedesinin ismini Gündüzalp şeklinde yazması hasebiyle Gündüzalp olduğu ifadeleri daha yaygın bir görüşe sahip oluyor. Yani daha kabule, takdire şayan bir görüşe sahip oluyor. Annesi ise Hayme Ana.
Haymana'nın asıl isminin Hürmüz olduğu bazı rivayetlerde geçiyor. Bunu zaten bahsetmiştik bir önceki programlarımızda. Oradan takip edebilirsiniz. Haymana'nın hakikaten evladını yetiştirme bağlamında ciddi bir emek sarf ettiğini de görebiliyoruz. Çünkü ilk etapta Maveraü'n-Nehir tarafından yola çıkıp, malumunuz bir hicret yolculuğu vardır Ertuğrul Gazi nezdinde Kayı Obası'nın. Aslında babası Gündüzalp nezdinde Kayı Obası'nın. Ciddi göç süreci vardır Moğolların zulmünden kaçmak suretiyle. Çünkü o dönem Harzemşahlar dahi düşünün ciddi bir devlettir. Büyük Selçuklu'nun kurulmasına rağmen hayatta kalabilmiş. Çünkü Büyük Selçuk ciddi bir güçlü. Karahanlılar ve dediğimiz gibi Gaznelilerin arasında kendilerine de yer bulabilmiş bir devletler arasında olmak suretiyle barınamıyor o coğrafyada ve Anadolu'ya göç etmek zorunda kalıyor. Bu tip büyük devletlerin dahi göçüne vesile olmuş bir hadiseden bahsediyoruz, Moğol zulmü. İşte bu zulümden kaçmış olan küçük bir beyciktir. Kayı aşireti bu şekilde göçle beraber Ahlat, oradan yaklaşık Halep yakınlarına hicret etmiş fakat daha sonra tekrar Erzurum, Pasinler dolaylarına yerleşmiş. Bir rivayete göre burada babası Gündüzalp vefat etmiş. Bir rivayete göre Sivas yakınlarında tekrar oraya doğru hareket ederken vefat etmiş. Burada iki husus daha vardır ki bir tanesi Erzurum Pasinler civarında Harzemşahlarla yapılmış olan Selçuklular arasında bir savaşa müdahale etmişlerdir. Burada Ertuğrul Gazi'nin ve beylerinin ciddi müdahalesi vardır. Burada bizatihi katılıyorlar savaşa. Hatta bir ifade geçiyor ki bazı tarihçiler yine burada bir bölünme yaşıyor. Rivayete göre Ertuğrul Gazi ve beyleri baktılar ki İslam alametleri hangi ordudaysa ona yardım edelim. Selçukiler tarafına geldiler. Peki Harzemşahların da Müslüman olduğunu bazı kaynaklar rivayet ediyor. Bu konu nasıl olacak? İki Müslüman devlet savaşırken herhangi birini seçmek yani bir Müslümanlığa yaraşır bir vaziyet midir? Onların arasını sulh etmek varken diye bazı itirazlar çıkabiliyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır ki Harzemşahlar o dönem Trabzon Pontus İmparatorluğundan destek ve yardım almışlardır. Dolayısıyla Ertuğrul Gazi o savaş esnasında baktığında bir takım Haçlı alametlerini görmesi hasebiyle çünkü dediğimiz gibi Trabzon İmparatorluğundan yardım alınmış. Onların alametleri vesilesiyle karşı tarafa yardım etmiştir. Yoksa ikisinin Müslüman olduğunu vesaire zaten öyle bir ortamda bilmesi mümkün olmadığını bazı kaynaklarda yazıyor. Bir rivayete göre bu savaştan sonra Selçuklu Sultan'ın kendisine hibesiyle beraber Ankara Karacadağ'a yerleşmiştir. Karacadağ ve Haymana taraflarına yerleşmiştir. Bazı rivayetlere göre ise daha ilerleyerek Sivas yakınlarında Selçukilerle Moğollar arasında yapılan bir savaşa müdahale etmiştir. Yani bu farklı kaynaklarda geçiyor. Peki belki aklınızda şu soru takılabilir. Yani neden bu kadar çok farklı kaynaklarda farklı görüşler zikrediliyor? Ertuğrul Gazi malumunuz 13. yüzyılda 1200'lerin sonlarında yaşaması haliyle beraber Moğol istilasında Orta Asya'da bulunan birçok eser yağma edilmiş ve yakılmıştır. Tarihçiler katledilmiş, ilim adamları öldürülmüştür. İşte bu sebeple birçok tarihi kayıt ve vesika günümüze ulaşmamıştır o dönemde. En erken 14. yüzyıl hatta 15. yüzyılda yazılmış olan Aşık Paşazade Ahmedi gibi tarihçilerdir. Bunlarda da görüş ayrılıkları, farklılıklar arz edebiliyor. Belli bir dönem Osmanlı coğrafyasında kulaktan alma, semahi bir tarih yazımı söz konusudur. Aynı tabiri caizse Dede Korkut hikayeleri gibi anlatıyorlar. Şöyle oldu, bunlar başımıza geldi, yüce lider böyle dedi diye onlar da hemen not ediyor ve bu tarihi vesika ve kaynak gibi devam etmiş oluyor. Dolayısıyla onları tahlil ederken çapraz okumalar tavsiyemizdir yani. Her birini okuyup belli başlı hükümlerle beraber sahaya bakılabilir. İkinci savaş göz önüne bulundurulduğunda Sivas dolaylarında Moğollarla Selçukiler arasında yapılmış bir savaş göz önüne seriliyor. Burada Selçukilere destek vermekle beraber ki Moğol dediğiniz gibi mecusi bir toplumdur. Dolayısıyla doğal bir harekettir. Selçuklulara yardım etmiş. Kaybedilmek üzere olan savaşı bir kazanım vesilesi haline gelmiştir. İşte bu da Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın o kadar hoşuna gitmiş ki Ertuğrul Gazi ile bizatihi tanışmak istemiş ve kendisine bazı görüşlere göre hilat giydirmiştir. Hilat Efendimiz Aleyhisselam'ın adeti olarak kalmıştır. Efendimiz Aleyhisselam ashab-ı kiramından bir kimseyi ödüllendirmek istediğinde, taltif etmek istediğinde kendisine hırka giydirirdi. Hatta hatırlarsanız Ka'b bin Züheyr Efendimiz Aleyhisselam'a çok ciddi hakaretler ederdi. Şiirleriyle beraber hakaretler, o dönemin basın organı şiirlerdir zaten. Onlarla ciddi cerh ederdi Efendimiz Aleyhisselam'ı. Çok bunalmıştı Efendimiz Aleyhisselam yani onlardan, onun hakaretlerinden vesaire. Ve bir ölüm emri çıkartıldı Ka'b bin Züheyr'e. Ölüm emrinin tahakkuk etmesi zamanlarında kendisi hakikaten Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımak istiyor, araştırıyor, etkileniyor ve kendisini gizleyerek Efendimiz Aleyhisselam'ın sohbetine katılıyor. Efendimiz Aleyhisselam anlatıyor imanın daha önceki bütün amelleri silip atacağını, kötü olan amelleri silip atacağını, tertemiz edeceğini. Bunlardan bahsedince Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki ya Resulallah herkes için mi böyle? Evet herkes için böyle. Peki Ka'b bin Züheyr sana gelse, iman ettim ya Resulallah dese onun için de mi böyle? Evet onun için de böyle diyor Efendimiz Aleyhisselam. Peçesini bir açıyor Ka'b bin Züheyr. Efendimiz Aleyhisselam onu affetmiş, bağışlamış ve o da o aşkıyla beraber bir şiir meydana getiriyor ki Efendimiz Aleyhisselam'ın Kaside-i Bürde diye meşhur olmuş şiiridir bu. İmam Buseyri'ninki ile çok karıştırırlar, alakasızdır onlar. Ka'b bin Züheyr'inki Kaside-i Bürde, İmam Buseyri ninki Kaside-i Bürde'dir. Ka'b bin Züheyr'e bizatihi kendi hırkasını giydiriyor Efendimiz Aleyhisselam ki bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan hilafet kaftanıdır o. Buradan kalma bir adettir hilat giydirmek. Bizatihi Ertuğrul Gazi'ye Selçuklu Sultanı bu hilatı giydiriyor ve kendisini taltif ediyor.
ne için buraya geldiklerini soruyor. Belli göçebe bir toplumsunuz, kabilesiniz, çadırlarınız, hanımlarınız hep beraber buradasınız. Belli ki göç ediyorsunuz, neye ihtiyacınız var, nedir ne değildir, yapabileceğimiz bir şey var mı diye sorunca Ertuğrul Gazi Hazretleri bu tarafa doğru sadece Allah rızası için göç etmek üzere geldik. Hatta Sultan Alaaddin Keykubat'ın bir ifadesi vardır ki Ertuğrul Gazi ile alakalı. Ehli sünnet ağzı vardı kendisinde diyor. Yani sünni İslam ağzı vardı kendisinde. O kadar güzel ve o kadar samimi niyetlerle ifade etti ki neden Anadolu topraklarında olduğunu. Onu sınır hatlarına koymak niyetine girdim. Çünkü orada çok Hristiyan var. Onun halinden hallenip Müslüman olabilirler. Nitekim öyle de olacaktı. Ertuğrul Gazi Hazretleri obasıyla beraber Ankara, Karacadağ ve Haymana yakınlarına burada bir takım hastalıklar zuhur etti kendisine. Yani bir halsizlik oldu. Havası yaramadı Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin Ankara taraflarının. Biraz serttir havası. Koyunlar da semiremedi. Bir toy da dedi ki eğer bir daha fırsat olursa, böyle bir ihtiyacımız olursa, evet yer yurt ciddi ihtiyacımızdı. Neresini verirlerse orası bizim için hayırdı. Ama şu an eğer böyle bir fırsat tekrar olur da bize bir söz hakkı tanınırsa kendisinden başka bir yurt isteyelim. Çünkü burası bize yaramadı diye aralarında istişare ettiler. Ve daha sonra bazı rivayetlere göre Karacahisar fethine bizatihi Ertuğrul Gazi serdarlık etmiştir Alaaddin Keykubat adına. Karacahisar fethedildikten sonra ganimetin 1/5'ini payitahta bir ulakla beraber, anahtarlarla beraber yollamıştır şehir anahtarlarıyla. Diğerlerini gazilere dağıtmış, çok güzel bir şekilde şeriat-ı karrayı Muhammediye'yi tatbik etmiştir. İşte bu halden son derece memnun olan Sultan Alaaddin kendisine Sakarya Havzası'nı hediye etmiştir. Daha sonrasında ise Söğüt ve Domaniç'i kışlak ve yaylak olarak kendisine hibe etmiştir. Ertuğrul Gazi Hazretleri Söğüt'e yerleştikten sonra bir takım hadiseler cereyan ediyor ki özellikle adaletiyle ön plana çıkıyor. Bir suyu zehirleme hadisesi vardır. Söğüt çayı dediğimiz bir nokta var. Söğüt çayını zehirliyorlar oranın papazları. İstemiyorlar yani Ertuğrul Gazi buraya geldi rahatsız edecekler. İslam'a doğru insanlar ısınacak belli çünkü Müslüman'ın hali, tavrı, ahlakı dikkat çekecek. Suyu zehirliyor. Bazı koyunlar telef oluyor. İnsanlar hastalanmış oluyor. Bazı kayıtlarda o dönem çok af buyurun bir ishal hali söz konusu oluyor. Dolayısıyla insanların bu denli sıkıntı çekmesi Ertuğrul Gazi'yi hakikaten çok üzüyor ve diyor ki derhal sondaj çalışmalarına başlıyoruz. Kuyu açacağız. Yani o dönemde hatırlayın birçok noktada Ertuğrul Gazi ve ahalisi sadece savaşırlar. Hiçbir şeyden anlamazlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Kuyu açıp su çıkartabilecek kadar ciddi bir mühendisi birikime de sahiplerdi kendileri. Gazilerle beraber toplanıp kuyu açma çalışmalarına başlıyorlar. Yaklaşık 19. metrede suyu buluyorlar. Ertuğrul Gazi Hazretlerinin hakikaten nasıl bir lider olduğu işte burada ortaya çıkıyor. Diyor ki efendiler kimse dokunmayacak suya. 3 gün boyunca ben içeceğim ondan. Eğer bir hastalık, bir arıza vaki olursa aranızdan birini bey seçersiniz. Beni de usulünce buraya defnedersiniz. Sağlamsa, sahihse bütün Söğüt halkı bundan hiçbir ayrım yapılmaksızın istifade edebilecek. Kendisi 3 gün boyunca suyu içiyor. Bakıyor ki su temiz. Anlıyorlar ki diğer su zehirlenmiş. Bir emir daha veriyor ki işte bu çok önemlidir. Derhal bu kuyunun hemen üstüne bir mescit bina edilsin. Hemen küçük bir mescit yapıyorlar. Bugün Söğüt Ertuğrul Gazi Kuyulu Mescidi olarak geçen ilk olarak Ertuğrul Gazi'nin yaptırdığı ve orada namaz kıldığı rivayeti vardır. Hatta şu anki bina Sultan II. Abdülhamit Han döneminde yaptırılmıştır. Yani dedesinin bizzat namaz kıldığı mahalli hususi olarak kendisi de imar ediyor ve yaptırıyor. Küçücük bir mescittir yani. Bugünkü sosyal mesafeyle 4-5 kişi ancak namaz kılabiliyor içinde bu kadar yani. Kuyu içerisinde. Ertuğrul Gazi Hazretleri bunu hususi böyle yaptırmış ki orada bulunan Rum ahali, Hristiyan ahali su almak için mescide girdikleri zaman, giriş çıkış yaptıkları zaman bizi bir ibadette görsünler, bizi bir temizlikte görsünler, bizi Kur'an-ı Kerim-i Azimuşşan okurken bir görsünler. İkinci politikası işte buydu Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin. Dolayısıyla her gelen baktılar ki billur gibi seslerle Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Küçücük çocuklar hafızlık yapıyorlar. Hatırlayın Osman Gazi Hazretleri bile Kur'an-ı edebi yani kayıboyunun Kur'an-ı ahlakı edebi ne kadar güzeldi hakikaten. Küçücük çocuklar dahi bu denli bir çalışma içerisinde nur yüzlü o çocukların Kur'an-ı Kerim okumalarını gören kimseler hayranlıklarını gizleyemiyor ve fevç İslam'a girmeye başlıyorlardı. O kadar ki Ertuğrul Gazi Hazretleri'nin bu halinden o kadar memnun olmuşlardı ki vefat ettiği zaman Ertuğrul Gazi Hazretleri 1281 yılında Söğüt'te vefat etmiştir yine. Vefat ettiği zaman Ertuğrul Gazi Hazretleri Hristiyanlar dahi orada bulunan Rum kesim düşünün Hristiyanlar dahi Ertuğrul Gazi adına kurulmuş olan vakfa büyük bir arazi, arsa bağışlamışlardı. Yani kendisi vefat ettiği o kadar iyi bir beydi. Bize de o kadar iyi baktılar ki falanca arsalarımızı onun vakfına bağışlıyoruz. İnsanlara hayır hasenatta bulunsunlar bu vesileyle diye. Çünkü biliyorlardı ki Ertuğrul Gazi Hazretleri yaşadığı süre boyunca haftanın 3 günü fakir fukaraya sabah, öğlen, akşam yemek veriyor, doyuruyordu. Yoksulları mutlaka giydiriyor, giyim kuşamlarına önem gösteriyordu. Dul kalmış olan kimseleri, yetim kalmış olan çocukları özenle ilgileniyor ve onlara özenle bir eğilim sergiliyordu Ertuğrul Gazi Hazretleri. Hakikaten
yaşamıyla her şeye örnek olan, bir devletin temellerini asıl olarak kuran bir zattan bahsediyoruz. Düşünün ki Osmanlı gibi bir çınar, böylesi bir imparatorluk temelleri sağlam atılmadan imkansız ve imkansız belli bir seviyeye ulaşamayacaktı. İşte temeli bu denli merhametle, bu denli adaletle, bu denli bir ilme, alime saygıyla beraber meydana gelmiş oluyordu. Ertuğrul Gazi Hazretleri bu sözlerine ve bu tavrına tabiri caizse son noktasını, imzasını işte oğluna söylediği şu vasiyetle atıyordu ki, bak oğul, beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. O bizim boynumuzun ışığıdır. Beni kırarsan üzülür, incinirim. Onu kırarsan gözlerim sana bakmaz, baksa da görmez olur. Bu söylediklerim Edebali için değil, senceyiz içindir. Ve sonrasında da diyor ki, bu söylediklerimi vasiyetim say. Bir babayı görüyoruz, oğluna verdiği en güzel nasihati görüyoruz ki bir alimin dizi dibinde oturabilmek. İfadelere bakar mısınız? Beni kır, Şeyh Edebali'yi kırma. Beni kırarsan evet, bir evladın babayı kırması üzer ve incitir. Ama Şeyh Edebali'yi kırarsan gözlerim sana bakmaz, baksa da görmez olur. Çünkü o bizim boyumuzun ışığıdır. O bizim boyumuzun, din-i mübin-i İslam'ın temsilidir. Dolayısıyla bir hocayı kırmak, din-i mübin-i İslam'ı incitmekle aynı görebilecek çerçevede bir zattan bahsediyoruz. Onun dizi dibinde ilim aşkıyla beraber bir medeniyetin yükselebileceğini oğluna ifade etmiş oluyor. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, şefaatlerine nail eylesin. Bugün kabri Bilecik Söğüt'tedir. Mutlaka ziyaret etmenizi de tavsiye ediyorum. Bir sonraki tarih programında görüşmek üzere. Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala